1402 Ankara Muharebesi'nden sonra Sultan Yıldırım Beyazıt esir düşmüş, Timur orduları tarafından Kütahya, Bursa ve İznik yağmalanmış, eski beyliklere Timur tarafından toprakları iade edilmiş, Anadolu'daki Türk-İslam Birliği yıkılmıştı. Timur, Çin'e sefer düzenlemeyi düşündüğü için arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyordu. Bu yüzden Osmanlı'nın güçlenmesini engellemek için Beyazıt'ın hayatta kalan 4 şehzadesine de ayrı ayrı elçiler göndermiş ve her birine seni Osmanlı'nın devamı olarak kabul ediyorum demiştir. Bu suretle şehzadeleri birbirine düşürmüş ve Anadolu'dan çekilmiştir. Timur, Anadolu'dan çekilince Amasya, Çorum ve Tokat bölgesinde Fatih'in dedesi Şehzade Mehmet, Balıkesir bölgesinde Şehzade İsa ve Bursa'da Şehzade Musa bulunmaktaydı. En büyük kardeş olan Şehzade Süleyman da Edirne'de padişahlığını ilan etmiş ve Rumeli bölgesini kontrolüne almıştı. Her bir şehzade kendinin padişah olduğunu ilan ediyordu. Hal böyle olunca bu 4 kardeşin birbirleriyle çekişmesi kaçınılmaz olmuştu. İlk olarak Balıkesir emiri Şehzade İsa, Bursa emiri Şehzade Musa'ya harp ilan etti ve Bursa'da yapılan muharebe sonucu Bursa'yı ele geçirdi. Şehzade Musa şehri terk ederek önce Karamanu Beyliğine, sonra da Amasya emiri olan kardeşi Çelebi Mehmet'e sığındı. Şehzade Mehmet ise Timur'un ortaya çıkardığı küçük beylikleriyle yaptığı mücadeleler sonucu Ankara ve Sivas'ı ele geçirmişti. En küçük şehzade olan Çelebi Mehmet, ağabeyi Şehzade İsa'ya Anadolu'yu Osmanlı'yı birlikte idare edelim teklifinde bulundu. Bu teklif Şehzade İsa tarafından reddedilince Şehzade Mehmet ordusuyla Bursa üzerine yürüdü. Ulubat Ovası'nda yapılan savaşı Şehzade Mehmet kazandı. Bunun üzerine Şehzade İsa Yalova'ya kaçtı. Şehzade Musa Bursa'ya gelip hükümdarlığını ilan edince Şehzade İsa Edirne'de hükümdarlığını ilan eden abisi Süleyman'ın yanına gitti. Anadolu'da Şehzade Mehmet'in yıldızının parlamakta olmasından rahatsız olan Şehzade Süleyman, emrine mühim bir kuvvet vererek Şehzade İsa'yı Anadolu'ya yolladı. İsa Çelebi, Mehmet Çelebi'nin Amasya'da olmasından istifade ederek tekrar Bursa'ya gelip şehri ele geçirdi. Durumu haber alan Mehmet Çelebi derhal Bursa'ya hareket etti ve İsa Çelebi'yi mağlup etti. İsa Çelebi, Kastamonu'daki İsfandiyaroğlu Beyliğine sığındı ancak saltanat davasından da vazgeçmiş değildi. İsfandiyar Bey'ini ikna ederek birlikte Ankara Kalesi'ni kuşattılar. Şehir düşmek üzereyken yetişen Çelebi Mehmet, burada bu iki orduyu mağlup ederek gücünü ispat etmişti. Karamanoğlu ve Dukadiroğlu Beyliği Çelebi Mehmet'in hükümdarlığını kabul ederek tebrik haberi gönderdiler. İsa Çelebi bu sefer Aydınoğulları ve Menteşe Beyliği'nden destek istedi. Bu iki beyliğin ordularıyla tekrar Çelebi Mehmet'in üzerine yürüdü. Fakat bu ordu da Çelebi Mehmet karşısında yenik düştü. Bunun üzerine İsa Çelebi'nin Eskişehir'de saklandığını haber alan Mehmet Çelebi bir takım askerler göndererek onu yakalattı ve idam ettirdi. Cesedi Bursa'ya götürülerek babası Yıldırım Beyazıt'ın yanına gömüldü. Böylece 4 şehzade arasındaki mücadeleden bir şehzade eksilmiş oldu. Anadolu'da Mehmet Çelebi'ye karşı desteklediği İsa Çelebi'nin idam edilmesinden endişe duyan Şehzade Süleyman, kalabalık bir ordu toplayarak Bursa üzerine harekete geçti. Çelebi Mehmet, Rumeli gazilerinden ve babası zamanının seçkin devlet adamlarından müteşekkil olan Süleyman Çelebi'nin ordusuyla başa çıkamayacağını düşünerek Ankara'ya çekildi. Süleyman Çelebi Bursa'yı ele geçirince doğrudan Ankara üzerine yürüdü. Bunun üzerine Çelebi Mehmet Sivas'a çekilme kararı aldı. Ankara'yı da topraklarına katan Şehzade Süleyman Bursa'ya çekildi. Şehzade Süleyman bir miktar orduyla Karamanoğlu Beyliği üzerine yürüyünce Karaman Bey'i bu orduyla başa çıkamayacağını düşüncesiyle Çelebi Mehmet'e İttihat teklifinde bulundu. Bu sırada Çelebi Mehmet yanı başında bulundurduğu kardeşi Şehzade Musa'yı kendine bağlı kalmak kaydıyla Rumeli'ye gönderme kararı aldı. Mehmet Çelebi
ağabeyini Anadolu'dan uzaklaştıracak bu planı gerçekleştirirken Nibolu'da bulunan Haçlı ordusunda bulunan Eflak Voyvodası Mirçe'den Şehzade Musa'ya yardım etmesini istemişti. Zira Osmanlılara karşı daima kin besleyen Mirçe de bu karışık durumdan istifade etmek istiyordu. Musa Çelebi Temmuz 1409'da Eflak sahillerinden karaya çıktığında Eflak Voyvodası Mirçe tarafından karşılandı. Aynı zamanda kızını Şehzade Musa ile evlendirerek desteğini gerçekleştirmiş bulunuyordu. Şehzade Musa, Rumeli'de hızlı bir propaganda yürüterek Rumeli beylerinden birkaçının desteğini aldı. Sırp kralı Şehzade Musa'yı destekleme kararı alınca Şehzade Musa oldukça kuvvetli bir güç elde etti. Bu kuvvetlerle 10 Şubat 1410 günü Süleyman Çelebi'nin tayin ettiği Rumeli Beylerbeyi'ni mağlup etti. Bu haber Süleyman Çelebi'ye ulaşınca Rumeli'deki hakimiyetinin tehlikeye girdiğini görerek Edirne'ye geldi. Musa Çelebi'nin Sırp ve Eflak desteğini aldığını öğrenince Bizans'tan destek istedi. Musa Çelebi ağabeyinin üzerine harekete geçince bu iki kardeş ordusu karşı karşıya geldi. İki tarafın kuvvetleri arasında da Hristiyanlar vardı. Bu çarpışmada Sırp ordusunun Süleyman Çelebi'nin tarafına geçmesi sonucu Şehzade Musa mağlup edildi. Ancak fazla zaman geçmeden tekrar büyük bir kuvvet toplamaya muvaffak olunca tekrardan Edirne'ye yürüdü. Şehzade Süleyman'ın tarafında olan Yeniçeri ağası ve paşalar Süleyman Çelebi'nin içki alemine dalmasından dolayı ona çok sinirlendiklerinden taraf değiştirerek Şehzade Musa'ya katıldılar. Bunun üzerine Şehzade Musa Edirne'yi ele geçirdi. Şehzade Süleyman ise şehirden uzaklaştığı sırada Dövenciler köyü tarafında öldürüldü. Şehzade Süleyman'ın oğlu Şehzade Orhan ise Bizans'a kaçarak kendini kurtarabildi. Rumeli'ye kardeşi Mehmet Çelebi adına gelmiş ve ona bağlılık taahhütünde bulunmuş olmasına rağmen Musa Çelebi Süleyman Çelebi'yi mağlup edip ortadan kaldırdıktan sonra 17 Şubat 1411'de Edirne'de kendi hükümdarlığını ilan etti. Adına hutbe okutup sikke bastırdı. Böylece Osmanlı Devleti biri Anadolu'da, diğeri Rumeli'de olmak üzere iki kardeş arasında fiilen bölünmüş oldu. Tabii bu durum böyle devam edemezdi. Bu iki kardeş arasında bir mücadele olmadan Timur'un bozduğu Osmanlı Birliği yeniden tesis edemezdi. Musa Çelebi sert mizaçlı ve cengaver ruhlu biriydi. Hükümdarlığının ilk devirleri bir hayli parlak geçmişti. Edirne'ye yerleşir yerleşmez kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçmişlerdi. İlk olarak muharebede taraf değiştiren Sırp kralının üzerine yürüdü. Bazı kaleleri ele geçirerek Edirne'ye geri döndü. Rumeli'den büyük bir ordu hazırlatarak Bizans'ı kuşatma altına aldı. Musa Çelebi'nin İstanbul surlarını toplarla dövmesi sırasında Bizans komutanının elinde iyi bir kozu vardı. Şehzade Süleyman'ın oğlu Şehzade Orhan Bizans'ta esir durumdaydı. Onun bir fırsatını bulup şehirden çıkardılar ve onu tahta hak iddia ederek destek toplaması ve isyanlar çıkarması için Rumeli'ye gönderdiler. Kısa sürede bu plan işe yaradı ve bir takım Rumeli beyleri Şehzade Orhan'a tabi olup Rumeli'de karışıklık çıkarmaya başladılar. Bu durumda Musa Çelebi'ye karşı Rumeli'de ikinci bir saltanat rakibi çıkmıştı. Musa Çelebi İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalarak Şehzade Orhan'ın üzerine yürüdü. Başarısızlığa uğrayan Şehzade Orhan tekrardan Bizans'a sığındı. Zaferden zafere koşan Musa Çelebi büyük ordular kurmak ve devletin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için halktan çok ağır vergiler alıyor ve beyleri kendine küstürüyordu. Tüm bunlardan sebep birçok Rumeli beyleri Bursa'da bulunan Çelebi Mehmet'in hükümdar olmasını istiyordu. Bizans da aynı şekilde Musa Çelebi'nin indirilmesi taraftarıydı. Bizans gemilerinin Mehmet Çelebi'nin emrinde olduğunu söylüyor. Beyler ise ordularımız senin nedir diyordu. Bunlar üzerine Çelebi Mehmet divanını topladı. Çelebi Musa'ya harp kararı aldı. 15 bin kişilik neferiyle Rumeli'ye geçti.
Musa ve Mehmet Çelebi'nin ordusu Çatalca yakınlarındaki İnceiz mevkiinde karşı karşıya geldi. Burada yapılan muharebede Çelebi Mehmet yaralandı ve mağlup olarak önce İstanbul'a sonra da Bursa'ya çekildi. İkinci bir saldırı için hazırlanıyordu. Mehmet Çelebi, Dulkadiroğlu Nasreddin Bey'in damadıyla ve onun gönderdiği askerlerle bu defa 30 bin kişilik ordu teşkil ederek tekrar Rumeli'ye geçti. Bu kez Rize civarında karşılaşan ordu çetin bir muharebeye tutuştu. Bu muharebeden Çelebi Mehmet galip çıkmıştı. Musa Çelebi ise kardeşinin üstün kuvvetlere karşı mukavemet edemeyerek geri çekildi. Takip edilmekte olduğundan Tuna Nehri'ne doğru hareket etti. Paşa Yiğit ve İzmirli oğlu Hamza Bey'i 2000 kişilik kuvvetle takip edilen orduyu durdurması için görevlendirdi. Ancak takip eden Bayezid Paşa ve Yahşi Bey kumandasındaki müfreze bunları süratle bertaraf ederek Musa Çelebi'yi takibe devam etti. Sofya Ovası'na indiklerinde Musa Çelebi'nin yanında yalnızca 7000 kişilik Yeniçeri ordusu kalmıştı. Bu iki ordu en sonunda harbe tutuştu ve Musa Çelebi bir kez daha mağlup oldu. Yaralanarak kuzey istikametine kaçan Musa Çelebi'yi bir bataklığa saplanıp ölmüş olarak buldular. Cenazesi Bursa'ya gönderilerek babasının yanına defnedildi. Böylece yıllardan beri şehzadeler arasındaki kavgalardan bıkıp usanmış olan Edirne halkı daha başlangıçta kim galip gelirse şehri ona teslim edeceklerini bildirmişlerdi. Bu sebeple Edirne'ye gelen Çelebi Mehmet'e şehrin kapılarını açarak onun hükümdarlığını tebrik ettiler. Bu suretle Mehmet Çelebi rakipsiz bir şekilde Osmanlı tahtına geçmiş oldu. Musa Çelebi'nin 2 yıl 7 ay devam eden saltanatı noktalanmış ve 11 yıllık fetret devri sona ermişti.